İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Muş şehrinde bulunan Van Krallığı'ndan günümüze kadar gelen tarihi çeşme yenileniyor. Vanadzor'da General Antranik'in bronz heykeli dikilecek. Teknoloji Bakanı, Ermenistan Cumhuriyeti Askeri Sanayi Kompleksinin finansmanı %114 artacak. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ABD'yi tehdit ediyor. ABD, Orta Menzilli Nükleer Füze Antlaşması ile yasaklanan füzeleri geliştirmeye başladı. Eski el yazmaları müze enstitüsü olan Matenadaran'da 14. ve 15. yüzyıllara ait eşsiz tarihi ve kültürel belgeler sergileniyor. Aras Özbilis kariyerine Yerevan'ın Ararat futbol takımında devam edebilir. Batı Ermenistan'ın Muş ilinin Malazgirt ilçesinde bulunan Van Krallığı dönemine ait tarihi Çorbulak Çeşmesi belediye tarafından yenileniyor. Batı Ermenistan'ın Malazgirt Belediyesi tarafından geçen yıl restore edilen çeşme, bu yıl yapılan kanalizasyon çalışmaları sırasında akan suyunda azalma olması nedeniyle Malazgirt Belediyesi'nin tarihi çeşmenin yeniden restore edilmesi ve azalan suyunun tekrardan çoğaltılması için gerekli çalışmaları yapacağı belirtildi. Malazgirt ilçesinde varlığını sürdüren en eski 4 tarihi çeşmeden biri olan çeşme yeniden inşa edilerek modern ve şık bir görünüşe kavuşturulacak. Interkap Hayırsever Merkezi adlı sivil toplum örgütünün girişimiyle General Antranik'in bronzdan heykelinin inşası için geçen yılın 12 Nisan'ından itibaren para toplama eylemi başlatıldı. Girişim grubu öncelikle akrabalarının, dost ve arkadaşlarının desteklerini hedeflemişti. Yıl boyunca bağışlar çoğaldı ve gerçekten popüler hale geldi. Anıtın kaidesi yapıldı, şimdi döküm işine devam ediliyor. Heykelin yaratıcıları genç heykeltıraş Geham Becanyan ile mimar Süren Apovyan'dır. Açılış töreni 21 Eylül'de öngörülüyor. Anıtın inşası yapıcı bir fikir olarak kimliğimizi korumayı amaçlayan ve ülke çapında bağışlarla hayata geçirildi. Arakelots Manastırı Savaşı'ndan Van'ın öz savunmasına, Sardarabat'tan Artsakh Kurtuluş Savaşı'na kadar General Antranik, ilham ve birliğin simgesi olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Antranik Paşa, sen çok yaşa! Ermenistan Cumhuriyeti Yüksek Teknoloji Endüstrisi Bakanı Agop Arşakyan, Sevan Startup Summit 2019 faaliyeti sırasında yaptığı konuşmada Ermenistan Cumhuriyeti'nin askeri sanayi kompleksi finansmanının %114 artacağını ifade etti. Onun dediğine göre askeri teçhizatın modernizasyonu, yeni modellerin geliştirilmesi, endüstriyel olanakların geliştirilmesi öngörülmektedir. Bakan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin savunma teknolojilerinin geliştirilmesinin, askeri sanayi kompleksi, bilim araştırma programları ve teknolojik yatırımlar, kadroların oluşturulması ve vatandaşların refahının iyileştirilmesi gibi birçok amacının bulunduğunu ekledi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hamit Aksoy gerçekleştirdiği basın toplantısında Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenlik bölgesi sorununda Türk-Amerikan çelişkilerinden bahsetti. ABD'den bir askeri heyetin güvenlik bölgesinin ayrıntılarını görüşmek üzere 5 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirten Aksoy, ABD ile bir anlaşmaya varamazsak güvenlik bölgesini yalnızca oluşturmak zorunda kalacağız. Bunu Amerikalı ortaklarımıza farklı seviyelerde bildiriyoruz, dedi. Daha önce James Jeffrey, Türkiye ve ABD'nin güvenlik bölgesi konularında anlaşmazlıklar yaşadığını açıklamıştı. Amerikan tarafı için kabul edilebilir tek seçenek güvenlik bölgesinin 5-14 kilometre derinliğine sahip olmasıdır. Ayrıca Suriye'deki Kürt kuvvetlerinin bölgeden çekilmesi konusunda da anlaşmazlıklar mevcut. RIA Novosti Ajansı'nın aktardığı habere göre Amerika Birleşik Devletleri küçük ve orta menzilli füzelerin ortadan kaldırılmasına ilişkin anlaşma tarafından yasaklanan füzeleri geliştirmeye başladı. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'ın yaptığı açıklamada Rusya'nın anlaşmaya uymamasına ilişkin olarak Savunma Bakanlığı 2017'den itibaren bilimsel araştırma ve deneysel tasarım çalışmaları yürütmeye başladı. İlk çabalar hareketli kanatlı ve balistik füze sistemlerine odaklandı. Amerika Birleşik Devletleri sözleşmeye uyan yükümlülüklerini yerine getirdiğine göre bu programlar daha erken bir aşamadadır. Şimdi bu anlaşmadan çekildiğimize göre Savunma Bakanlığı Rusya'nın eylemlerine cevap olarak geleneksel kara tabanlı füzeler geliştirmeye devam ediyor, dedi. Eski el yazmaları müze enstitüsü olan Matenadaran'ın Facebook sayfasından elde ettiğimiz bilgiye göre Matenadaran'da yeni arşiv belgelerinin sergisi açıldı. Matenadaran arşivindeki yarım milyondan fazla belgede 14-20. yüzyıllarda Ermeni tarihinin ve özellikle Ermeni Apostolik Kilisesi'nin tarihini yansıtan, olağanüstü tarihsel ve kültürel değerleri olan, kilisenin hiyerarşik yapısını yansıtan belgeler, Katolikos'un mesajları, parşömen ya da mumlu kağıtlara yazılmış dualar bulunmaktadır. Sergide ayrıca farklı dillerde Ermenistan Cumhuriyeti ile diğer ülkeler arasındaki çok yönlü tarihi ilişkinin dikkate değer kanıtları olan özel belgeler de yer alıyor. Sergide sunulan belgeler arasında Fransız İmparatoru Napolyon Bonaparte'ın Pierre Chamboy'a verdiği Onur Lejyonu Şövalyesi fermanı, 1. Pavel, 2. Alexander ve 2. Nikolay'ın Ermenilere verdiği ekonomik, ticari ve diğer ayrıcalıklarla ilgili fermanlar yer almaktadır. Sergide ayrıca Ermenilerin miras, mülkiyet ve vergi haklarıyla ilgili 14. ve daha sonraki yüzyıllardan korunmuş olan Arapça, Farsça, Osmanlıca vesikalar da bulunmaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Futbol Takımı'nın orta saha oyuncusu Aras Özbilis, bundan böyle kariyerine Yerevan'ın Ararat takımında devam edebilir. 29 yaşındaki futbolcunun 2016 yılından beri Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu hatırlatalım. Özbilis'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2021 yılının yazında son bulacak. Bu vesileyle Yerevan'ın Ararat takımı basın servisinden yapılan açıklamada, şimdilik eski kulübüyle olan sözleşme konusu ve yeni bir anlaşma imzalamak için müzakereler devam ediyor. Herhangi bir gelişme olduğunda resmi bir açıklama yapacağız dendi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saha Aksakyan tarafından seslendirilen Antranik Paşa adlı eserini sunuyoruz. Karay saru husos Antranik, muşi sasno farabam vatsmet razmik. Karay saru husos Antranik, muşi sasno farabam vatsmet razmik. Uisi luisi amrocei ramani, karnan zakhun kichni lurkerezmani. Uisi luisi amrocei ramani, karnan zakhun kichni lurkerezmani. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.